Merhaba arkadaşlar. Bu videoda konumuz yapabildiklerimizi söylemek için kullandığımız can ve ona alternatif yapılar olarak bildiğimiz be able to ve could yapılarının detayları. Bu üç yapının ortak noktası hepsinin ardından esas fiilimizi en yalın yani verb bir formunda kullanıyor olmamız. Daha önce 48 numaralı dersimizde can model verbini yapabildiğimiz şeyleri ya da olumsuz versiyonu olan Kant biçimini yapamadığımız şeyleri dile getirirken kullandığımızdan bahsetmiştik. Bugün ise Ken ile aynı kapıya çıkan Be Able To yapısından bahsedeceğiz. Peki madem anlam olarak aynı kapıya çıkıyor, neden böyle bir yapıya ihtiyacımız var? Birinci fark şu arkadaşlar. Ken yapısını sadece present'ta yani şu anda yapabildiklerimizi söylemek için kullanabiliyoruz. Yani geçmişten ya da gelecekten bahsetme şansımız olmuyor can yapısını kullanarak. Ama be able to yapısı ile be'nin türevlerini kullanarak diğer zamanlarda ifadeler kurabiliyoruz. Be'nin türevleri derken bahsettiğimiz amiza, was were, will be, have been, has been gibi alternatif zamanlardaki formları arkadaşlar. Önce present ile inceleyelim. Can ve be able to arasındaki farkı. Örneğin ben ata binebilirim diyelim. I can ride a horse. Ya da araba kullanamam diyelim. I can't drive. Ve son olarak sen şarkı söyleyebilir misin diye soralım. Can you sing? I can ride a horse ifadesini be able to ile kurduğumuzda I am able to ride a horse şeklinde ifade ediyoruz. Ama be able to yapısını günlük hayata dair sıradan becerileri dile getirmek için değil de esasında resmi dilde, özellikle yazılı dilde tercih ediyoruz. Mesela müşteri firmaya bir e-mail ile şöyle bir şey söyleyelim. Teslimatı zamanında yapabiliyoruz. Yani we are able to do the delivery on time. Ya da tam tersine teslimatı zamanında yapamıyoruz diyelim. We aren't able to do the delivery on time. Ve hatta soralım. Teslimatı ne zaman yapabiliyorsunuz diye. When are you able to do the delivery? Gelelim gelecek zaman kullanımına. Elbette ki can yapısını will ile birlikte kullanamıyoruz. İşte bu yüzden will be able to biçiminde dile getiriyoruz. Gelecekte yapabilmek anlamında ifadeleri. Mesela yarın senin ne gelebileceğim diyelim. I will be able to come with you tomorrow won't be able to diyerek olumsuz will you be able to diyerek soru halinde de kullanabiliyoruz elbette. Hatta gelecek zamanda will'e alternatif olan be going to ile de kurabiliriz ifademizi. O zaman da şöyle diyoruz. I'm going to be able to come with you tomorrow. İlk bakışta karmaşıkmış gibi görünse de bakın aslında mantık tamamen aynı. Will ve hemen ardından be able to biçimindeki kullanımdan hiçbir farkı yok özünde. Sadece will yerine am going to geldi ve ardından be able to aynı biçimde yerini alıyor. Ve şimdi de geçmiş zamanda yapabilmek edebilmek ifadelerine bakalım. Can model'ın geçmiş versiyonu could'dur arkadaşlar. Mesela öğrenciyken Almanca konuşabiliyordu, diyelim. I could speak German when I was a student. Ya da diyelim ki 20 yıl önce şarkı söyleyebiliyordu. She could sing 20 years ago. Peki şimdi soru şu. Bu ifadeleri be able to, daha doğrusu was ya da were able to ile de söyleyebiliyor muyuz acaba? Cevap hayır arkadaşlar söyleyemiyoruz. Bakın could ile geçmişteki genel bir durumu dile getiriyoruz. Was ya da were able to yapısı ile geçmişteki sadece belli bir olay için konuşuyoruz ve yapabilmek değil de aslında tam olarak yapmayı başarmak diyoruz. Mesela dün gece raporları bitirmeyi başardım diyelim. I was able to finish the reports last night ya da dün bilgisayarı tamir etmeyi başardı diyelim. He was able to fix the computer yesterday. Was ya da were able to ile ilgili buraya kadar konuştuklarımız sadece olumlu ifadeler içindi arkadaşlar. Peki olumsuz ya da soru cümlelerinde de aynısı geçerli mi? Yani geçmişte genel bir durum mu yoksa sadece belli bir durum mu? ayrımına göre mi seçim yapıyoruz hala? Could ve was were able to arasında? Hayır arkadaşlar. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde could ve was were able to arasında hiçbir fark yok. Yani canınız hangisini isterse onu kullanabilirsiniz. İkisinin de anlamı tamamen aynı kapıya çıkıyor. Mesela I couldn't do my homework yesterday ifadesini I wasn't able to do my homework yesterday şeklinde de söyleyebiliriz. Ya da We couldn't have a holiday last summer ifadesini We weren't able to have a holiday last summer biçiminde de söyleyebiliriz. Ya da Could you speak English when you were ten? sorusunu Were you able to speak English when you were ten? biçiminde de sorabiliriz. Evet arkadaşlar, can, could, be able to ile ilgili tüm olay bundan ibaret. Şimdi bu derste öğrendiklerimizi hızlıca tekrar edelim. Present da yapabildiklerimizi ama günlük şeyleri konuşurken can yapısını tercih ediyoruz. Resmi dilde ya da yazışmalarda ise am able to yapısını kullanıyoruz. Past yani geçmişte genel olarak yapabildiklerimizi could ile söylüyoruz. Ama geçmişte genelde değil de yapmayı başarmak diyorsak was ya da were able to yapısını tercih ediyoruz ifademiz için. Ama geçmişte olumsuz ya da soru cümlelerinde böyle bir ayrım yapmıyoruz. Çünkü could ve was were able to arasında hiçbir anlam farkı yok. O fark sadece pozitif cümleler için geçerli. Future yani gelecek zamanda ise will ve can yan yana gelemediği için will be able to biçiminde kuruyoruz cümlelerimizi. Peki be able to yapısını sadece present, past ve future dahilinde mi kullanabiliyoruz? Elbette bu yapıyı diğer tenslerde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki B'nin tense göre doğru türevini kullanarak. Zaten be able to yapısını can yapısından ayıran en önemli özellik bu yapıyı tüm tenslerde kullanabiliyor olmamız arkadaşlar. Böylece bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.